Evet. Abi bindiğimde de üç diş benzin vardı. Hala üç diş benzin var. Ne kadar güzel bir şey ya. R25'te böyle olmuyor işler. Selam dostlar, videoma hoş geldiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi karşımızda bir tane 2016 model CBR 125 var. Ve bence Honda'nın motorlarına uygulamış olduğu en güzel renk olan Repsol rengiyle. Motor görmüş olduğunuz gibi, hatta benim motoru da göstereyim. R25 orada. Bayağı bir iri yarı, bayağı bir kalıplı. Bunu 2004-2005 yılından sonra çıkan, yani CBR 125'ten bayağı bir kalıplı, bayağı bir iri yarı yapmışlar. Bayağı bir CBR 250'ye benzetmişler. Ama motorun sene yüksekliği olsun, deposunun ufaklığı falan olsun, CBR 250'den biraz daha ufak, biraz daha kıvrak ve biraz daha hafif motor. Onun dışında motoru bir de önden göstereyim size. Abi motor çok şekil. Şimdi şu motoru, yani güzel değil diyecek adam sanırım pek yoktur. Honda bu motoru güzel yapmış bence. Şimdi bu motorun birincil rakibi olarak biliyorsunuz Yamaha'nın R125 modeli var. Şimdi R125 bundan yakışıklı mı değil mi tartışılır. Bence R125 bundan daha yakışıklı bir motor ama bunun bu Repsol rengi bayağı bir çekici duruyor. Onun dışında şimdi motoru R125 de mi yoksa 125'lik diğer motorlarla, yani nedir bunlar? YBR 125, CB 125 ya da CBF 150 gibi motorlarla kıyaslamak belki daha doğru olacaktır. Çünkü onların da fiyatları bayağı hatır sayılır bir seviyeye geldi. Motorun biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. Motor tek silindir, 125 cc ve ilk CBR 125 üretilmeye başlandığından beri olan 13.3, yani 13.5 beygir diyebiliriz. 13.5 beygir gücü olan, 10 Nm civarında bir torku olan, 6 vites, su soğutmalı, enjeksiyonlu ve az yakan diyeceğim ama neye göre az yaktığı tartışılır. Bir 125'lik motor için pek de az yakıyor sayılmaz. Ama dediğim gibi bunu YBR 125, CB 125 gibi motorlarla karşılaştırırsak söyleyebiliriz. Çünkü R125 bundan biraz daha fazla yakıyor, onu biliyorum. Ama bundan pek de iyi gitmiyor. O da bir gerçek. Onun dışında şimdi biliyorsunuz başlangıç motorlarıyla ilgili ben bir video çektim, kanala yükledim. O videoyu da şu an yukarıda çıkan bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi CBR 125 ile motora başlanır mı sorusu. Neden bu soru bana çok fazla geliyor? Onun da açıklamasını yapayım. Şimdi CBR 125 dediğimiz zaman sadece bu yeni kasayı, bu 2016 model örneğimiz. Bunu düşünmemek lazım. CBR 125 dediğimiz zaman yanlış bilmiyorsam 2004 yılında üretilmeye başlandı. Ve hemen hemen aynı motor bloğu var üstünde. Yanlış olmasın, hani gücü, torku falan her şey aynı. Büyük ihtimalle aynı motor bloğunu kullanıyorlar. Eski 2004, 2005, 2006, 2007 model CBR 125'leri piyasada 3000 lirayla 5000 lira arasında fiyatları bulabiliyorsunuz. Ve o fiyat aralığında alınabilecek, tamam sıfır motorlardan bahsetmeyeceğim. Yani nedir onlar? İşte Bajaj'ın giriş seviyesi motorları ya da YBR 125 falan. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Onların sıfırları da çünkü bayağı hatta sayılır bir seviyede. O yüzden ikinci ellerle kıyaslayacağım. Şimdi bir YBR 125 alana kadar, bir CB 125 alana kadar gidip CBR 125 almak mantıklı gibi durabilir. Haklısı, yani bunu düşünenler haklı da olabilirler. Çünkü motor gerçekten şekil ve rakibi olan Commuter tarzında olan rakiplerinden motor iyi gidiyor ve daha şekil, daha karizmatik, daha albenisi olan bir motor. Ama benim CBR 125, R125 ve hiçbir grenajlı motorla başlangıç motoru olmaz dememin sebeplerini birazdan açıklayacağım. Gerçi bu motorun sahibi olan kardeşimiz bu motorla hiç daha düşmemiş. İkinci el almış motoru. Önceki sahibi ufak bir düşmüş. Sol grenajında biraz çizikler var. Ama böyle bir motora başlarsanız, hani hiç motosiklet tecrübeniz yok olarak varsayalım, başladınız diyelim. Motor bir kere 130-140 kilo civarında. Emsallerinden ağır. Ya bunun sebebi de motorun grenajlı ve süper sport kategorisinde olmasından kaynaklanıyor. Bununla motora başladınız diyelim. Bir an büyük kazaları falan bir kenara bırakalım. Ufak, mesela durduğumuz yerde motoru devirmek.
Hayatımızda hiç motosiklet kullanmamışız. Böyle bir motor alıyoruz. Bunun üstüne biniyoruz. Motorun ağırlığını motorun kendisine taşıttırmayı bilmediğimizden dolayı bu motoru durduğumuz yerde devirsek bile, örneğin sağa devirdik motoru. Şöyle bir bakalım. Mesela motorun nerelere hasar görebilir? Öncelikle bu motorda şu an koruma takozu yok. Olmamasından dolayı düştü diyelim. Birinci olarak gidon topuzu, manet, ayna, sinyal, yan grenajlar. Sağa düşmesi biraz daha kötü. Çünkü egzoz var. Egzoz büyük ihtimalle çizilecek. Daha kötü ihtimalle içine göçebilir, kırılabilir. Ayaklıklar, arka sinyal, şu arka Repsol yazısının olduğu grenaj biraz içeride kalıyor ama büyük ihtimalle o da çizilecek. Bütün bunların çizilmesi demek, tamam hani bu çiziklerden dolayı o parçaları değiştirir misiniz, değiştirmezsiniz. Yani sizin bileceğiniz iş ama bir hayli masraf çıkacak. Bir YBR 125 ile başlasanız, motorun zaten gideceği maksimum sürat 100. Göstergede 120-130 görenler de var, yok değil ama biliyorsunuz motosiklet göstergeleri çoğunlukla fazla gösterir. YBR 125 maksimum 100 yapan bir motordur. Ve bildiğiniz gibi motorun üzerinde fazla grenaj olmadığı için ona da güzel bir koruma takozu takarsınız. Zaten motor fazla gitmiyor. Motorun şekli şemali buna göre iyi olmadığı için, tamam onun da şekli şemali kendine göre güzel ama bir CBR 125 kadar şekilli bir motor olmadığı için fazla gaza gelmezsiniz. Ona göre kullanırsınız. Onu da motosikleti tecrübe edersiniz. İyi bir şekilde kullanmayı öğrendikten sonra buna geçebilirsiniz. Şimdi şu soruyu da çok alıyorum. Ya YBR 125'ten sonra niye CBR 125'e geçeyim? Direkt CBR 250'ye geçerim diyen çok var. Şimdi dostlar, videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. O yüzden kısa kısa anlatayım. Şimdi ben size demiyorum ki YBR 125'i alın, 2 sene binin, ondan sonra buna geçin. Şimdi motosiklete yeni başlayacaksanız 2500-3000 liraya maksimum, hani 3500 lira olsun, alın bir tane YBR 125. Büyük ihtimalle onun üstünde koruma demirleri de olacak, her şey olacak. Bununla 1 ay, 2 ay motosiklet kullanmayı, vites değiştirmeyi, şerit değiştirmeyi, motora kontra vermeyi, fren yapmayı, gaz açmayı, vites değiştirmeyi, bunları güzelce YBR 125 ile biraz tecrübe ettikten sonra ondan sonra CBR 125'e geçmek çok daha mantıklı olacaktır. Ve o zaman zaten YBR'de almış olduğunuz tecrübelerden dolayı bu sefer trafikte daha kendinize özgüveniniz gelmiş bir şekilde motosiklet kullanıyor olursunuz. Ondan sonra bunu büyütmek sizin elinizde olan bir şey. Bununla da iyice trafiği okuduktan sonra, ki motorda şekil olduğu için arkadaşlarınıza da şeklinizi yaptıktan sonra bütçenizin el verdiği kadarıyla bundan sonra da tavsiyem bir 250'lik motora geçmeniz olur. Ya da Ninja 300 ya da KTM'nin RC 250 gibi, yani 250 cc 300 cc sınıfında motora geçmeniz çok daha hayırlı olur. Bu arada bu motorun sesini de çok fazla merak eden var. Motoru bir çalıştırıp, hatta göstergelerini de gösterip ondan sonra motorun bir sesini dinleyelim. Ondan sonra da motorun üstüne binip biraz da motorun üstünde çekim yapalım. Şöyle ışık vuruyor, net bir şekilde gösterebilirsem. Aynen. Dostlarım bu motor 18.898 kilometrede. Yani yaşına göre bayağı bir kilometre yapmış. Hazır göstergeyi göstermişken, göstergede neler var biraz onlardan bahsedeyim size. Şimdi dostlar, bu gösterge devir saatinin yazılarının yazılışı dışında yeni kasa, yani 2014 sonrası CBR 250 göstergesinin aynı göstergesi. Arada hiçbir fark yok. Sol üst köşede saat, onun altında motorun motor sıcaklığı, hararet göstergesi, benzin göstergesi. Ortada yaptığımız süretin göstergesi, sağ üstte görmüş olduğunuz gibi toplam yapmış olduğumuz kilometre, onu da buradan mod tuşundan trip metreye geçirebiliyorsunuz. Onun altında da motor sıcaklığı. Göstergede bunlar var, fazla bir şey yok. Zaten 125'lik motorlara fazla bir şey beklemez insan. Yukarıda da bir boş göstergesi, devir saati, o kadar. Onun dışında kumandaları gösterecek olursak, görmüş olduğunuz gibi burada sinyal, uzun kısa. Altta korna. Burada çalıştırma düğmesi. Onun dışında pek bir şey yok. Bir ateşleme düğmesi yok. Olsaymış iyi olurmuş. Şimdi motoru boşa aldık. Çalıştıralım bakalım. Tek marşta çalışıyor. Gayet güzel. Motor şu an biraz soğuk. Şu an pek bir gaz vermek istemiyorum. Biraz motor kendi halinde çalışsın. En azından orada bir dişi görelim. Ondan sonra motora gaz verelim. Biliyorsunuz soğuk motorla yüksek devirlere çıkmak, soğuk motosikleti kullanmak iyi değildir. Motora zararı vardır. Ha bu arada farda görmüş olduğunuz gibi beyaz yapmış. Gayet güzel görünüyor.
Onun dışında fazla bir ses çıkmıyor zaten motordan. Yani fıtı fıtı 125 cc. Zaten görmüş olduğunuz gibi üzerinde orijinal egzozu var motorun. O yüzden fazla bir ses çıkmıyor. Motor bloğu da gayet sessiz. Ve motorda titreşim var mı diye çok fazla soran var. Ben fazla bir titreşim hissetmedim motorda. Yani rahatsız edici bir seviyede bir titreşim yok. Ama tabii tek silindir olduğundan dolayı ufak bir titreşim var. O kadar olur. Ona bir şey diyemeyiz. Bu arada motor bir tık ısındı. Şu an bunun sesini dinleyelim. Ondan sonra motorun üstüne geçelim. Ha, bayağı ısınmış. Gidiş olmuş. Kesici sesi de böyle. Şimdi dediğim gibi bunda orijinal egzoz var. O yüzden pek fazla bir ses çıkmıyor. Bir de böyle dinleyelim. Gayet tok, gayet güzel bir sesi var. Şimdi dediğim gibi biraz da motorun üstünü anlatalım. Evet dostlar, şu an kaskımızı, ekipmanımızı, eldivenimizi taktık. Şimdi CBR125'i biraz da sürelim. Biraz bir gazlayalım bakalım nasıl gidiyormuş, nasıl duruyormuş, nasıl viraja giriyormuş. Tabii şimdi 125'lik motorla ne virajı kardeşim. Zaten motor ne kadar gidiyor diyebilirsiniz ama. Açtık. Bu arada sele yüksekliği CBR250'den biraz daha alçak. R25'ten daha alçak. Hatta şöyle bakın, motoru tam diz konumda bir tutayım. Şu an diz konumda. Şu an dizimi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bir kırılıyor. Benim boy 1.81. Çok rahat bir şekilde ayaklarım yere basıyor. Yani şöyle diyeyim, 1.65'in üstü bu motorda rahat eder. 1.65'in altı biraz sıkıntı yaşayabilir. Ha, belki parmak ucu falan o şekilde kurtarabilir. Lafı da fazla uzatmadan. Tekmahta çalışıyor yalnız, bu güzel. Aynalarımızı da kendimize göre ayarlayalım. Şimdi debriyajı bayağı bir yukarıda kavruyor. Benim motora göre. Şuradan çıkışa doğru gidelim. Buradan çıkalım. Motorun gaz tepkisi falan güzel. Yani öyle çok cansız değil. Tamam, 250 kadar iyi olmasa da güzel yani. Şimdi buradan Cengiz Topel Havalimanı'na doğru, uzun tarlaya, yani Adapazarı istikametine doğru bir gazlayalım bakalım. Debriyaj çok yukarıdan kavruyor ya. Şimdi deneyelim bakalım. İkinci vites. İkinci vites. Şu an yol biraz eğimli. Ama ona rağmen iyi gidiyor yani. Dördüncü vites. Şu an biraz rüzgar sesi geliyor olabilir, kusura bakmayın. Beşinci vites, daha bir tane daha var. Dediğim gibi şu an yol biraz meyilli. Şu an yol biraz düzeliyor. Bu arada fazla titreşim yok yani, güzel, fena değil. Biraz da kapansak mı şöyle ya? Bakalım ne giriyor. Altıya attım şu anda. Yani dostlarım, görmüş olduğunuz gibi rampa yukarı, yani yol biraz yukarıya doğru eğimli olduğu için ve ben şu an 101-102 kilo civarındayım. Ona rağmen 120-130 civarı bir şey yaptı. Şimdi bu yolun dönüşü biraz aşağı doğru eğimli.
Tabii çıkarken yukarı eğimli olunca otomatik olarak dönerken aşağı eğimli olacak. Şimdi geri dönüşte bir de öyle bakalım. Bu arada frenleri falan iyi yani. Güzel, yeterli. Bunun debriyajı biraz sanki yumuşak gibi ama zamanla alışılır, sıkıntı yok. Yani ben hemen hemen şu an biraz alıştım. Onun dışında amortisörleri falan güzel. Fazla sizi sarsmıyor. Güzel abi, motor güzel ivmeleniyor yani. Benim bu ağırlığıma rağmen. Ve dostlarım, şimdi dediğim gibi yol aşağı doğru biraz eğimli. Fazla da trafik yok. Şimdi şuradan direkt şöyle bir kalkış yapayım. Her viteste kesiciye sokarak vites atmayı deneyeceğim. Tam kesiciye girmemiş herhalde. Hatta kapanayım bir de üstüne. Siz daha net görün ve daha yüksek sırada çıkabilelim. Güzel, güzel, güzel gidiyor. Evet dostlarım, görmüş olduğunuz gibi motor fena gitmiyor. R125'ten ben bizzat denemedim ama bir tık daha hızlı gittiği rivayet ediliyor. Ki gidişi de fena değildi yani, gördünüz. 130'u falan biraz bir tık geçtim. Şimdi benim kilom da böyle gidiyor. Ben dediğim gibi 101-102 kilo civarındayım şu anda. Benim kilom da iyi gidiyor. Yani böyle gidiyor. Bununla 150-155, onu gördüğünü söyleyen arkadaşlar da var. Hatta motorun sahibi olan kardeşim, kendisi de burada. Motoru da güvenerek bana teste verdiği için teşekkür ederim kendisine. 156 gördüm abi dedi. Kardeşimiz biraz zayıf olduğu için, yani bana göre zayıf olduğu için doğrudur, görmüş olabilir. Ki YouTube'da bunun örneklerini de görürsünüz. Dostlarım, konuyu da fazla uzatmadan bir CBR 125 incelemesinin sonuna geldim. Dediğim gibi bunun eski kasasını, yani 2004, 2005, 2006 o kasayı, onun da incelemesini yapacağım. Dediğim gibi o da yakın bir kardeşim de var. Fırsat kolluyorum. Denk getirdiğim bir anda onun da incelemesini yapacağım ki o bundan daha çok soruluyor. Dostlar, eğer hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve aklınıza takılan sorulara yorum kısmından olur, Instagram'dan olur, Facebook'tan olur sormayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.